Bayanlar bile çıkar bayanlar. Hepinizin bildiği gibi Yazıhan Ovası'na, yani Yazıhan'ın Fethiye Beldesi'nin Eminlik mevkiine Fatem Tur adlı bir şirket, bir çimento fabrikası ve bir entegre tesisi yapmayı planlamaktadır. O nedenle 2012-23 Kasım'ından bu tarafa yöre halkı buna karşı bir mücadele başlattı ve bugün burada bir mahkeme var. İdari mahkeme olması nedeniyle bugün yöre halkı burada bu çimento fabrikasını istemediklerini ifade etmek için buradalar. Yine şöyle bir baktığımızda bu çimento fabrikasını istemiyoruz diyen 4500 tane yöre halkının imzası var o dosyada. 16 tane bölgenin muhtarının imzalı dilekçeleri var. Yine o yörede İnsan Hakları Derneği, İnsan Hakları Derneği, kendileri de buradalar, İnsan Hakları Derneği Başkan arkadaşımız da buradalar. Gelip bir araştırma yapıp 2 sayfalık bir rapor tuttular. O rapor var dosyamızda. Yine Çevre ve Ekoloji Derneği gelip o yörede bir araştırma yaptılar. Kendileri buradalar. Arkadaşımız Ekoloji ve Tarım Derneği Başkanı. Onun da raporları var. Bir üçüncüsü yine yöremize devlet tarafından gönderilen 3 tane mühendis, birisi ziraat mühendisi, birisi çevre mühendisi ve biri de harita mühendisinden olmak üzere 3 kişilik bir heyet gelip 10 sayfalık bir rapor düzenlediler. Bu raporda ayrıntılı bir şekilde yöreye, insana, bölgeye, canlıya, doğaya, çevreye ne kadar zarar vereceğini en açık, çıplak bir şekilde ifade ediyor. Yine o yöremizde 5 tane sit alanı var. Bu sit alanlarından bir tanesi Fethiye Uzun Hasan Camii, bir tanesi Bayram Tepesi, bir tanesi Kızılderili Ziyareti, bir tanesi Sarsap Köyü içerisinde yer alan, hemen kurulacak fabrika kurulması düşünülen yerin tepenin öbür tarafında. Yine o yöreden de burada arkadaşlarımız var. Bir tanesi de Alican Tümülüsü olmak üzere 5 tane sit alanı olarak değerlendirilen yer var. Bütün bunlara rağmen ve yine ÇED raporundan aldığımız o yörede her şeyden önce yerleşim yerlerine kesinlikle uzak bir yerde olmalıdır. En az 30 kilometre bir mesafede olmalıdır. Oysa 1800 metre civarında köyümüzün hemen üzerinde ve kuzeyde olduğunu ifade ediyor. Ve bizim yöremizde rüzgar sürekli kuzeyden esmektedir. Bu nedenle gaz, toz ve zehir anında köyümüzün üzerine çökecektir. Nüfusumuz yaşlı bir nüfustur. Nüfusumuz ölümle yüz yüze gelecektir. Ve doğa